Şurada çok güzel bir tane yayla var. Tam kamp yeri. Harika bir kamp yeri. Şimdi oradan geçeceğiz. Burası aşağı yukarı 1150 metre falan yüksekliğimiz. 1200 metrede oluyor. Yaz için güzel serinlik sağlar diye düşünüyorum, yazın bile. Yani şuradaki toprak yoldan gidilse ya da şu sağlı sollu yerlerde uygun bir ağaç gölgesi bulunsa buralarda, bakın olduğu gibi hep yayla, buralarda rahatlıkla şöyle şuradaki ağaçlardan birinin altında kampını kurup, mesela şu ağacın altında kampını kurup keyfine bakabilirsin. Güzel bir yayla. 25 derece şu anda burası. Evet, 1200 metreye yaklaştık. Eski motorculardan Duygu Demir de arkamızda. Hemen arkamızda. Rakibi kaybetmiyor hiç. İşte buralar hep bana sorarsanız kamp alanları. Gerçek kampçılar buralarda keyif alabilirler. Yol birazcık bozuldu buralarda. Gözümde Duygu'da. 1200'ü geçtik. Aferin kızıma. Şu ikonik ağaçtan sonrası artık Gediz. Karşı taraf olduğu gibi Gediz bölgesi. Orada da eski Gediz'e gideceğiz. Eski Gediz'in esprisi ne? Gediz şurası. Eski Gediz de şu tarafta kalıyor. Sağ tarafımızda, biraz daha sağda kalıyor. Şimdi Gediz ilçesi 1970'lerin başında büyük bir deprem yaşıyor. Bayağı bir insan da orada hayatını kaybediyor depremde. Malum sebeplerden. Eski Gediz bulunduğu yer itibariyle muhtemelen bir fay hattının üstü. Şimdi bugün gidince de göreceksiniz zaten. Böyle kayalıkların, mayalıkların, dağların arası. Yani tepelerin arası. O yüzden orada yapılmış derme çatma konutların hepsi yıkılıyor. Ve pek çok insan hayatını kaybediyor. O olaydan sonra Gedizlilerin büyük bir kısmı Almanya ile de o dönemde işbirliği yapılıyor. Almanların desteğiyle eski Gediz'e işte barınma yerleri falan tesis ediliyor. Özel konutlar falan yapılıyor. İnsanlar işte bir şekilde yaşama, bu şekilde tutulmaya çalışıyorlar. Böyle bir hadise yaşanınca Almanlar da zaten ihtiyaç duydukları iş gücünü Gediz'den ağırlık vererek temin etmeye başlıyorlar. O yüzden Gedizli olup da Almanya ile bağlantısı olmayan çok az insan herhalde vardır. Ondan sonra Gediz'in yerleşim yerini değiştirmeye karar veriyorlar ve şu anda bulunduğu yere belli bir mesafede, aşağı yukarı bir 4-5 5-6 kilometre uzaklıkta bir başka yere ilçeyi taşımaya karar veriliyor. Ve ondan sonra orada yapılaşma başlıyor. Oralarda işte iskan edilmeye başlıyor. Yeni konutlar, yeni işte devlet kurum ve kuruluşları falan. Ama eski Gediz'i bırakmayanlar da oluyor tabii ki. Yani ben kendi yurdumdan ayrılmam diyenler de oluyor. Böyle olunca eski Gediz'de işte ayakta kalabilmiş, kalmayı başarmış binalarla tamir edilen binalar veya yeniden yapılan güvenli binalar sayesinde insanlar şey yapıyor, yaşamaya devam ediyor. Eski Gediz hakikaten yeni Gediz'e göre çok çok daha güzel bir dokusu olan da bir yer. Geçerken de anlayacaksınız. Eski Gediz'in böyle bir hikayesi var yani. Aynı zamanda eski Gediz'de işte bir
küçük bir dere, kayalarından akan bir küçük dere var. O derenin oraya da böyle bir bent gibi bir şey yapmışlar, santral gibi bir şey. Güzel gözüküyor, görsel olarak hoş. Zaman zaman gittiğimde onları, o bölgeye geçmek hoşuma gidiyor, iyi oluyor. Onları görüyorum. En azından su varsa mesela bugün gittiğimizde de güzel olabilir, keyifli olabilir. Ama su yoksa bir şey diyemeyeceğim. Bir de eski konutlar falan var eski Gediz'de. Böyle tarihi dokusunu korumaya çalıştıkları eski konutlar var. Onlar da hoş bir görüntü sergiliyor. Oraları görmenin o anlamda bir hoşluğu oluyor. Ara sıra işte o bölgeye gittiğimizde bunlarla avunabiliyoruz. Yolda çok keyifli olmuş burada. Sarı çizgileri de çizmişler. Sanki Bulgaristan'dayız. Ya da Romanya'dayız. Hakikaten transfagaraşan havası var yani şurada da. Laf aramızda. Hani biz heyecanları birazcık dışarıda arıyoruz belki ama işin doğrusu birazcık biz duyarlı bir toplum olabilseydik bu heyecanları dışarıda aramak belki de lüzumsuz olacaktı. İşte gezdiğimiz yerlerde böyle kendimize ait eski kalıntılar, tarihi eserleri koruyabilmiş olsaydık eminim insanlar çok çok daha büyük bir keyifle memleket topraklarını gezecekti. Ama geziyorsunuz, her taraf betonarme binalar, şekilsiz şekilsiz yapılar, plansız plansız yapılar. Böyle olunca da tabii ki hiç işin doğrusunu söylemek gerekirse cazip gelmiyor. Ama elin oğlu o şeyi korumuş. Büyük ölçüde tarihi yapıları korumuş. Tarihi yapıları koruduğu gibi yeni yapıları yaparken de tarihi dokuyu esas alarak yapmaya çalışmış. Öyle olunca tabii ki gittiğiniz zaman diyorsunuz ki ya ne kadar güzel, turistik bir yer. Belki bazıları onların betonarme binası ama dokuyu öyle bir yaşatmaya çalışmışlar ki şaşırıyorsunuz ya, diyorsunuz bunu bu adam nasıl yapmış ya, betonarmenin üstünü o tarihi yapıya nasıl benzetmiş, nasıl süslemiş, hayret ediyorsunuz. Ama tüm bu dezavantajlarımıza rağmen memleketimiz gerçekten cennet gibi. Kıymetini bilene işte gördük demin, işte adam köylü gelmiş bütün çöpünü köyünün hemen çıkışındaki yolun kenarına atmış. Ya arkadaş, bu neyin kafası? Hangi sayıkla böyle bir şey yaparsınız? Niye bunu kendi yurdunuza yaparsınız ya? Düşman olsa düşman gelip çöpünü atmaz oraya, de utanır ya. Ulan ben buraya çöpü atarsam buradaki insanlar bana kızar, küfür eder der ya. Ama gel şimdi bunu oradaki o çöpü atan adama anlat. Hadi bakalım. Bin türlü bahane üretecektir büyük ihtimalle. Yani biz kendi yarattığımız küçücük kirlilikleri doğaya bırakmamak için vallahi ben samimiyetle söyleyeyim, elimden geleni fazlasıyla yapıyorum. Doğada en ufacık bir geri dönüşümü olmayacak çöpü bırakmamaya çalışıyorum. Benim prensibim bu. Hemen hemen Gediz seviyesindeyiz. Yolun güzelliği de cabası. Tabii çatlaklar falan olmuş yolda. Onları da zifte kapatmaya çalışmışlar ama çatlaklar beklenenden çok daha fazla olmuş anladığım kadarıyla. Yol baya baya çatlamış. Bu yolda eğer ağır kamyonlar seyrederse çok daha ciddi zarar göreceğini düşünüyorum yolun. Ama güzel sarıya boyamışlar. Valla çok tatlı olmuş burası. Çatlaklar da tam böyle yolun ortasına yakın şekilde oluşmuş. Neden öyle olmuş bilmiyorum ama halbuki bu yol muhtemelen çok eski de bir yoldur. Çoktan oturmuştur altyapısı. Belki de çok tonajlı fazla kamyon geçti, onun için oldu, bilemiyorum. Her neyse, biz yolumuza devam edelim. Gediz'de, Gediz'e doğru tekrar kayda gireriz. Eski Gediz'e girişimizi yapıyoruz. Şu her zaman gezdiğimiz şu kayalıklara doğru gideceğiz. Şu sağ tarafta gördüğünüz kayalıklara doğru gideceğiz.
Oradan çıkıp şöyle küçük bir eski Gediz şehir içi turu yaparız. Ondan sonra da tekrar yola düşeriz. Şöyle acık gidecek şekilde. Şurayı çok seviyorum ya. Şu kayayı. Ama su var mı yok mu bilmiyorum. Su pek varmış gibi gözükmüyor. Oo, narlar olmaya başlamış. Nasıl? Ya. Şimdi daha da güzel görünecek, merak etme. Evet Duygucuğum. Bugün artık kameramanımız ve sunucumuz sensin. Artık kamerayı sana devrediyorum. Eski Gediz'de. Gezerken sen de, motordayken de bende olacak kamera. Hadi bakalım, çekimler sende artık. Buyurunuz efendim. Görüntü sizde. Neredeyiz? Eski Gediz'deyiz. Evet. Bahsettiğimiz o kayalığa geldik. Sen de yolda gelirken görmüştün değil mi? Yolda gelirken gördüm. Bayağı güzel görünüyor yolda gelirken. Şimdi bir de bu açıdan bakacağız. Uzaktan çok güzel geliyor. Çok güzel görünüyor. Su olduğu zaman daha da güzel oluyor burası. Aynen insan. Evet. Bak şuraya güzel kenar yapmışlar. Buradan suyu alıp böyle gönderiyorlar demek ki. Şehrin içindeki sulamaya herhalde gönderiyorlar. Fazla bir su yok. Gördüğüm kadarıyla ama en azından şurada suya bakalım. Balıklı dereyi falan görebiliriz. Şu aşağıda görebiliyor musun? Evet. Balıklar falan var bak suyun içinde. Aynen. Bu kadar temiz mi bilmiyorum. Çok keyifli bir yer. Çok. Hem manzarası güzel. Ya. Eski Gediz'i burada. Kayalıklar. Çok iyi. Evet. Komşu yok. Şu arkadan gittiğimiz zaman. Burası bir vadi. Kayaların arasında burada. Bir vadi. Şöyle. Şimdi girince daha iyi anlayacaksın. Böyle olabilir. Kayanın oraya doğru geç. Kameramla beni çek. Kameraman önce denir. Hadi bakalım. Burası böyle bir su yatağı aslında. Ve buralardan bir yerden bir su geliyor. Ama bak görüyor musun şey gibi. Kapalı bir çukur gibi burası. Her yeri aynen kayalıklar her yeri örmüş gerçekten. Çukur ama değil. Şuradan. Şu arkadan bak. Yukarıda bir kayalık daha var. Ay şu sarı şeyin olduğu yer. Demir var orada bir.
Güneş altına aldığın zaman çok güzel mahalle oluyor. Kesinlikle. Orada ne var nedir o bilmiyorum. Öteki taraftan bir kutu olmalı. Evet. Hazır bekleniyoruz. Çok sakin ve güzel burası. Yok, şu biraz bulanık. Aynen. Yine bulanık bilmiyorum. Bulanık akıyor. Bir de bak, gelen kirliliğe bak. Allah'ını seversen. Şuradan arkadan bir yerden geliyor bu su. Bu kirli az. Bu organik olmayan çöpler. Çöp aynen. Arkadan bir yerden geliyor bunlar. Şurası bir vadi de. Şuradan kurduruyor. Kayaların arasında. Ay, şurası güzel görünüyor. Hocam bunun ekranı kapandı ama kayıtta değil mi? Tamam. Şu an nasıl bir kadraj oluşturduğumu görmüyorum sadece. Tamamdır. Doğru suyu doğru düzgün tutarsan. Elimden geldiğince yapıyorum aslında. Su yok denecek kadar az ama hocam ya. Buradan geçebilecek misin? Geçerim. Çamura girmedim. Geçerim dedikten sonra düşmem yok mu şimdi? Evet. Biraz Taşeron Vadisi'ne benziyor şeydeki. O kadar yıl Uşak'ta yaşıyorum. Hiç gelmedim buraya. İlk kez geliyorum. Çok çok güzel bir yer. Şu kayakların devasa şeyini hissetmek... Bilmiyorum, herkes böyle hissediyorum ama. Bak, yukarı kafanı kaldırın. Gerçekten. Taşeron. Çok benziyor Taşeron'a. İlerlemesi daha kolay sadece. Wow. Bak şu açıyı umarım iyi çekiyorumdur. Çok güzel görünüyor burası. Çok güzel. Yani buradan su aktığı zaman tabii çok çok daha... Ne yalan söyleyeyim, Taşeron'dan daha çok beğendim burayı. Ben söylüyorum tabii. Çok güzel burası. Taşeron'da hocam beğenmiyorsan nereyi beğeneceksin falan diyorlar bana. Öyle mi? Burası çok daha harika. Ama bak şu yüksekliğe baksana ya. Gerçekten. Şurası bak, şuradaki serinlik nerede var? Kesinlikle. İnsanı bir garip hissettiriyor bir de bu atmosfer. İşte. Şuradan... Devam ettiğin zaman artık nereye çıkıyor bilmiyorum ama o biraz eski gezisinin üst kısmına çıkıyor. Ben geçmiştim o tarafa. Eski gezisinin böyle diğer tarafından dolanıyorsun. Bu suyun kaynağının olduğu yere doğru varmış çok oluyorsun. Çok güzel. Kayalıkların şekilleri de bir garip yani, çok güzel. Bak, su çok geldiği zaman seviyeyi görüyor musun bak şurada? Evet, su izini. Şeyin seviyesini, aynen. Suyun seviyesini gösteriyor zaten oradaki şimdi iz. Şimdi su yok ama aynen. Bayağı derin demek ki. Geldiği zaman demek ki o kadar çok geliyor su burada. Evet. Çok güzel görünüyoruz. Evet, al sana Taşeron. Kesinlikle. Gediz'in Taşeron'u. Hakikaten taşı da yarmış geçmiş. Aynen. Ya. Yani şuradan ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim istersen. Gidelim, ya. Gidelim merak etme. Kayalardan ettim. Devamı. Hı. Bakma çamura. Biraz sık. Şöyle ben birkaç fotoğraf çalışması yapabilirim. Sen çekin kenara... Tamam mı?
Şuradaki akan su o kadar güzel ki. Tarafa geçebilsem. Benim de makineyle şimdi. Tutayım mı? Suya da düşmek istemiyorum ama oradan senin görüntünü alabilirim aslında. Evet. Hiç tehlikeye girmeyin isterseniz hocam. Sen bana uzatabilecek misin bunu peki? Uzatırım. Buraya gel. Ben oraya geçeyim ondan sonra da bana. Evet. Başarılı. Şu yandaki düğmeler herhangi bir işe yaramıyor değil mi? Yalnız su başlığı sorabilirim. Hemen kendimi düzelteyim. Çok. Yemişler, içmişler, atmışlar. Hep böyle şey çöpü zaten. Arkada çok. Alayım ben onu da. Alabilirsin. Alırım. Çöpünüzü de alalım. Bunu iyice sakla, iyice sakla. İnsan ayağının çöpü. Tavuk paketi çöpü. Evet. Zor değil aslında. Alıp yanına götürüp atmak da. Evet. Nasıl durayım ki? Böyle iyi mi? Ben sizi çekeyim. Şimdi ben düşerken çekiyormuşsun. Tamam. Benim aman de. Hocam dikkat edin de. Olabildiğince. Bekle. Para isterim ben. Hocam. Ben de çekim yapıyorum. Para isterim ben. Para lira. Tamam hocam. Sarma yaptım olur mu? Sarmaya tamam ya. Tamam paraya gerek yok. Hocam ben isterseniz kamerayı alayım, siz tedirgin zaten oluyorsunuz. Evet. Tamam. Her an kayıttayım düşmanınızı yakalamak için. Ama olmadı, başaramadık. Ya illa düşeceğimiz şey çekeceksin. Hocam her videoda atlı. Allah Allah. Su serin aslında, sıcak dediyseniz. Valla evet. Yürü bakalım. Önce sizi bekliyorum ben. Dağ tırmanışlarımız, kaya tırmanışlarımız da tamamlandığına göre. Onlar olmadan olmaz. Kesinlikle. Yani. Neydi? Bir tane açı yakaladım ama gördüğün gibi burada rezillik diz boyu. Gerçekten. En azından şunlar şuraya bile. Bir şu çöpleri süzecek bir sistem kursalar şeyin başına, suyun başına. Burası tam bir taş yaramı yani, olur. Taş yaramı su şişesi, süt şişesi. Ya da arada bir mıntıka temizliği. Gerçekten şurada bir temizlik yapılsa. Çok güzel olur. Oradan gelen kirliliğin önü alınsa burası şunlara baksanıza. Çok daha güzel resim verir yani. İnanın çok daha güzel gerçekten. Bir de buranın suyu bildiğin kadar bir de. Yazın da akıyor ama çok az akıyor işte böyle minik minik. Hı-hı. Birazcık su bollaştığı zaman burası efsane olur. Evet. Neyse. Biz üzerimize düşeni yapalım, dolarda kalalım. Gören olursa, duyan olursa tedbirini alsın. Evet. Sana ya. Bir açı daha yakaladık sanırım. Dönedik bakalım nasıl olacak. Bence güzel. Bence güzel, evet. Umarım videolar da bence güzel olur. Bence olacak. Başka şansı yok çünkü. Evet. Yani o ötedeki kayanın üzeri de mi çaput dolu çöp? Arkadaki mi? Evet. Ortada mutlaka vardır. Evet görüyorum. Evet çöp görünüyor. Çok aynen. Kötü bir görüntü ya. Şu kadar, şu güzelliğe gerçekten. Burada belediyenin biraz uyanık olması lazım. Bu evet. Eski yediz muhtemelen belediyedir. Evet. Buradaki yerel yöneticileri. Uyanık olması lazım. Burası güzel bir yer çünkü. İşin güzel tarafı şu.
doğal da bir yer yani. Ağaçlar maaşlar kendiliğinden çıkmış. Kesinlikle. Müdahalesi çok fazla yok. O yüzden de burası gerçekten güzel. Bak kurbağalara bak. Heh, karşıdalar. Evet. İki tane ardarda. Yolda gördüğümüz sincap iyi de. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burası bizde değil de Romanya'da, Bulgaristan'da olsaydı. Evet. Vallahi billahi bizden daha çok bakımlı daha olurdu değil mi? Önem buradan verirlerdi. Bir, şuradan devam edelim mi? Ters. Devam edelim. Burası biraz çamur gibi çünkü. Yok değil de. Ama gördüğün gibi her yerde çok. Aman hocam. Yine yakalayamadık. Yapmışlar. Buraya insan dokunmuş işte. Evet. Şuna da bak Allah'ını seversen ya. Ben mi temizleyeyim? Hangi birini temizleyeyim bir de? Hadi ben alsam hangi birini alacağım da? Aynen. Yanımıza çöp poşeti veya bir şey olsaydı alırdık da. Yemiş yemiş atmışlar yani. Başka bir şey değil. Kendi tabiatına verdiği zararı hiçbir şey vermiyor. Kesinlikle. Şuradan bir kedi bize bakıyor ama o ablanın kedisi değil herhalde. Şu kedinin karşıya geçmesi. Çok güzel. Şu kayalıklar ya. Hı. Buradan da manzara çok güzel. Şurası çok güzel görünüyor. Hı. Şurası çok güzel. Halkım halkım olmuş. Yeşil bir şeyler var merak ettim. Neymiş onlar. Bağa benziyor, yüzüme benzettim. Normal yeşillikmiş ama çok güzel. Kargalar. Efendim? Gelse buraya bir destek verse. Kesinlikle ya. Yani belediye imkanıyla yapılacak belki bir şey değil bak ama. Bak ortada kırılan şeye tahtaya bak. Muhteşem olur. Evet. Şuradan bir şey bir tane çekeyim. Evet oralara girme. Oralara girme. He tamam. Sen çeksen buraya gel. Tamam. Şurayı görmek istemiştim de. Fark ettiğim an poz müdahale etmek zorunda kalacağız. Neylere? Işığa biraz müdahale etmek zorunda kalacağız. Az, evet. Şuradaki şey de böyle ok gibi olmuş. İlerideki siyah şeyler balık mı?
Ha, şunlara bak. Evet. Siyah siyah nokta nokta görünüyor. Hı-hı. Halısını yıkayan azmış oraya. Şu köprüyü şöyle bir alayım. Çok eski ya. Ahşaptan. Ama çok güzel görünüyor. Efendim hocam? Evin oraya çıkış yok değil mi? Bir bakalım. Buradan çıkamaz mıyız? Biz tırmandıkça daha da sıcak oluyor. Ama güzel sıcak olması. Gezmeye geldik. Soğuk olursa gezemezdik zaten. Soğuk olsa da gezerdik. Yani gezer miydik? Gezerdik. Bence de gezerdik. Hadi bakalım. Ben çıkabilecek miyim bilmiyorum. Hocam nasıl çıktınız? Tek elle çıktım. Tamam. Ben de çıkayım. Ama korkunç. Çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Geliyorum. Tırmanmaya çalışırken ben. Hadi bakalım. Çekin bakalım hocam, çekin. Dağ tırmanışı var. Motor var. Nehir var. Taşyaran Vadisi gibi. Güzel bir manzaramız var. Çıkıyorum. Çıkacağım. Çıktım. Şey mi bu? Komando eğitimi falan. Şurayı çıktım işte. Buradan da güzel görünüyor. Gidelim bakalım. Çıkalım hocam. Ben çıkarım. Şu cami minaresi kullanılıyor mu hala acaba? Yıkılacak gibi duruyor. Ha, yol varmış burada zaten ya. Sizi duymak için yaklaşmam lazım şu anda. Efendim hocam? Benim sesim geliyor mu kameraya? Görmüyorum ki ekranını. He. İki gündür yeni spor yapıyorum da. Onun hamları var üzerimde. He. Bahane değil. Gerçekten. 51, 21. İyiyim hocam. Yola devam edelim. Tamam, tamam. Gayretli gördüm. Tamam. Hadi çıkalım. Bu taraftan. Kameramızın %38 şarjı var. Az önce aşağılarda gezdiğimiz yerlerin yukarıdan görünümü. Az önce aşağıdan aynen çekmiştik burayı. Yani daha doğrusu senin çektiğini umut ediyorum burayı. Çektim hocam, onu nasıl çektim bilmiyorum artık. Aşağıdan tam şuradan. Geçerken ben de fotoğraf çekmiştim. Şuradan aynen yürüdük. Sola doğru devam ettik. Kayaların arkasını dolaştık. Ha, buradan görünmüyor ama biraz daha ileri gittik değil mi? Minik kanyonu gördük. Güzel. Minik de. Eski Gediz aynen kanyonu. Evet. Güzel bir yer ya. Bir de şu tarafına bakalım. Ha.
Sarı kedi mi yoksa? Kayıp sarı kedimiz mi yoksa diyorum. Yok değil. Şu ağacın arkasındaki. Saat kalesi herhalde. Arada eski evler var. Çok güzel görünüyor buradan. Ölüm tarihleri yazıyor yoksa? Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Ölüm tarihleri yok çünkü. Evet. Muhtemelen bunlar doğum tarihleri. Ne olduğunu anlamadım vallahi. Yazmıyor da baktım hocam da. Hangilerinden bahsediyorsun? Bu evin yeri niye bu kadar iyi? Hani bu duvarlar iyi yapılıp da kendisi böyle anlamadım. Of, karga. Karga mı? Kocaman da. kubbe dediğimiz. Şu ikisinden bahsettik galiba az önce. Manzara çok güzel buradan. Öyle mi? Geliyorum. Diyorum ki bu ev çok eski kalmış. Bakımsız ama çıkan yerleri gayet iyi yapmışlar. Bu evin hani yıkılmamış etmemiş. Neden acaba? Anıtsal bir şeyi olabilir. Şimdi buraya evet. Seni fazla yaklaştırmayacağım. Şu makineyi bir alıver. Tabii ki. Şimdi şuraya doğru. Ben bir gideyim. Sen olduğun yerde bir dur. Şöyle. Evet. Demin aşağıda durduğumuz yer burasıydı. Şuradan ileriye giden yerdeydik. Oradan geldik. Şöyle suyun geçtiği yer, yarıp da geçtiği yer. Şöyle şuradan devam edip gidiyor. Gerçekten ilginç bir yapısı varmış buranın. Ben daha evvel buraya hiç çıkmamıştım. O yüzden bayağı ilginç. İlginç buldum yani. Evet. Harika. İnsanın bilmediği yerleri gezip öğrenmesi güzel oluyor gerçekten. Şöyle biraz daha kenara gitmeye çalışayım. Ama bildiğiniz uçurum burası. Bildiğiniz uçurum vallahi. Daha da fazla yaklaşamayacağım. Anca bu kadar. Evet. Evet, bayağı uçurum yani orası. Evet. İşte böyle birazcık işten anlayan adamla gezmek iyi oluyor. Evet. Şurada da bak kubbeli yerleri anlamadım. Hamam mıdır şu nedir? Evet. Hamama benziyor da bu yeni tarihli bir hamam belli ki. Çünkü normal betondan yapılmış o kubbeler. Taştan değil. Belki de taşın üstüne sıvadılar. Bilmiyorum. Şurada bir tane dursanız da sağlam bir fotoğrafınızı çekmeye çalışsam keşke. Yakalayamam. Sağlam bir fotoğraf mı? Mesela nasıl durayım?
Hadi bakalım. Şurası güzeldi. O kayalıkların göründüğü yer güzeldi. Şöyle mi? Okay. Evet. Evet. Boydan mı alayım hocam yoksa? Hiç fark etmez. Bir tane boydan alacağım. Tamam. Dikkat et bastığın yerlere. Yakından alacağım. Ama ışık gerçekten şey, ben şu an... Şapkamı kaldırayım. Fotoğraf güzel bence. Bence güzel yani. Sence güzel. Bence güzel. İyi bakalım. Sence işi, güzelse sonra bakacağız onlara. Sonra. Bakacağız artık sonra. İnşallah. Şimdi orada AV'de çalışıyorum. Yani diyafram öncelikli modda çalışıyorum ben. Evet. Olabildiğince açık diyaframda çalışabilmek için yapıyorum onu. Kaçırırsan eğer şeyi 8000'den fazla enstantane verirse... O zaman işte patlak çıkabilir fotoğraflar ona göre. Ha, karanlık çıktı. Yani sen 8000 enstantanenin altına getirmeye çalışacaksın diyafram ayarını yaparak. Anladın? Anladım, evet. Yani 2.8'de çekmek yerine 5.6'da çekeceksin. Aha bak aile boyu gelmişler. Ay, görüyor musun? Tatlı. Gelin bakalım gel. 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 Gelin bakayım gel. Gelin. Gel, gel. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin. Gel bakayım, gel. Evet. Gel, gel. Kıpır 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 kıpır. Çok güzel. Çok güzelsiniz. Ha. Korkmayın, gelin bakayım. Güzel de bir hayvan ha bu. Çok güzel. Anne de cins, şey de cins. Öyle anne mi? Mi bu? Evet, anne. Bu anne de. Aynen. Gelin bakayım. Farklı duruyor. Korkuyorlar ama yapamam ya. He. Hadi bakalım takalım. Hadi. Hadi takalım. Çok güzel maşallah. Ya. Sen bizde mi geliyorsun? Ha kız? Olsaydı vallahi yiyeceğimiz verirdik. Gelin bakalım. Gel kızım. Gel kızım. Efendi kızım benim. Aferin benim kızım. He. Gel. Gel sen de gel. Gel korkma. Heh, gel korkma. Annen gibi. Ne olur yani gelin. Devam devam. Motorumuza doğru devam edelim. Artık buradan Eğrigöz'e doğru Kitaş Kanyonu'na doğru devam edeceğiz. Yukarıyı gezdik, gördük. Çok da güzel oldu. Ben de ilk defa gelip gezmiş oldum buraları. Biraz dağcılık yapmak zorunda kaldık ama olsun. Güzel oldu. Güzel bir keşifti. Ablamız kediyi buldu mu merak ediyorum ama bilmiyorum. Evet, anıt ağacını altına çekmiştik motorda. Şöyle. 120 yaşındaymış. 120 yaşındaki ağacın altında motorlarımızı park ettik. Şimdi toplanıp gideceğiz artık. Duygu Hanım da gelince yola devam. Çektin mi? Göreceğiz bakalım. Amatör. Bayağı amatörüm ama bak. Birkaç senedir uzak kalınca bir de. Yabancı dil gibi değil mi? Evet.